Hani Nasrettin Hoca sormuş ya eve iki kilo et almış. Hanım da bir grup arkadaşıyla onu kebap yapıp yemişler. Akşam gelmiş et yoktur. Hanım et nerede deyince demiş kedi yedi. Hoca kediyi getirip tartmış. Kedinin normal ağırlığı. İyi de hanım demiş yani bu kedi ise demiş et nerede? Yok bu tarttığımız etse kedi nerede demiş yani. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam sizce ülke olarak elde ettiğimiz geliri ne kadar adil paylaşıyoruz? Evet, adil gelir dağılımı arkadaşlar bir ülke için en önemli faktörlerden birisi. Yani bir ülkedeki huzur ve barışın sağlanmasında önemli unsurlardan birisidir ama maalesef adil paylaşamıyoruz. Yani ülkemizde ciddi uçurumlar var. Zenginlerle yoksullar arasında, bölgeler arasında, şehirler arasında, kadınlarla erkekler arasında çok farklı boyutlarda ciddi bir adaletsiz gelir dağılımı var ülkemizde. Adeta katmanlı bir toplum toplum da oluştu ülkemizde. Yani bir zenginler bir de yoksullar kesimi oluştu. Orta sınıf önemli oranda yok edildi. Artık iki katman, iki kesim var. Yoksullar ve zenginler e, ve katmanlı bir topluma dönüştük. Hani bir şairimiz diyor ya işte yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Bir tarafta böyle yaprak döken bir tarafımız var. Bir tarafta da bahar bahçeye yaşayan insanlar var. Bir taraftan lüks ve şatafat içerisinde yaşayan bir toplumsal kesim var. Bir taraftan pazarlarda ya da çöplerde gıda toplamaya çalışan insanlar var. Artık yüz binlerce kağıt toplayarak geçen insanlarımız var. Hatta yıllardır iktidar tarafından korunan, kollanan, servetlerine servet katan, 3-5 yerde maaş alan ve ihalelerle zenginleştirilmiş bir kesim var. Bir taraftan da bunlara hale getirilmiş milyonlar var. Bakın bir örnek vereyim. 2002 yılında ülkenin en zengin %10'luk kesimi ülke servetinin %67'sine sahipken bugün %82'sine sahip ve bu daha da artmaya devam ediyor. Tam da Necip Fazıl'ın dediği gibi bir kişiye 9 pul, 9 kişiye 1 pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Artık arkadaşlar bu ülkede en zengin %20 ile en yoksul %20 arasında 8 kat fark var. Bu biraz toparlanmış ülkelerde en fazla 3-4 kattır. Bizde 8 kat fark var. En zengin %10 ile en yoksul %10 arasında 15 kat fark var. En zengin %5 ile en yoksul %5 arasında 26 kat fark var. Ama bu muhtemelen 30'lara da bulmuştur son zamanlarda. Dolayısıyla ciddi bir gelir dağılımında adaletsizlik var ki benzer adaletsizlikler bölgeler arasında da var, şehirler arasında da var. Örneğin bir bakıyorsunuz bir şehrimizde kişi başına düşen milli gelir 3-4 bin dolar. Başka başka bir şehrimizde 20-30 bin dolar. Bir bölgemize bakıyorsunuz ortalama gelir o bölgenin 8-10 ili diyelim var. O bölgedeki ortalama milli gelir 3-5 bin dolar. Başka bir bölgeye bakıyorsunuz 20-30 bin dolar. Hatta aynı durum şehirler içerisinde şehir ile kırsal arasında ciddi uçurum olan illerimiz var. Yani batı illerinde çok yok da doğu illerimizde merkez ilçelerle kırsal ilçeler arasında merkez köylerle kırsal köyler arasında ciddi devasa boyutta uçurumlar var. Yine mesela son 20 yılda dünyadaki milyarder sayısı dünyada 4-5 kat artarken Türkiye'de 30 kat civarında artmış. Dolayısıyla ciddi bir gelir dağılımı sorunu var ülkemizin. Cini kat sayısı ile ölçülür bu. Cini kat sayısı denir. Yani sıfırla bir arasında gelir dağılımız iyileştikçe sıfıra yaklaşır. Kötüleştikçe bire yaklaşır. Türkiye'de maalesef yıllardır 0-40, 0-42'lerde yani oldukça kötü durumda. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Maalesef ülkenin kaynakları işte faiz, rant ve ihale lobilerine akıyor önemli oranda ülkenin kaynakları. Yani bu ülke son dönemlerde adeta bir ırgat toplumuna dönüştürüldü. Yani bu ülkenin %60'ı açlık sınırının %80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor artık. 2002'de bu iktidar ülkeyi devraldığında asgari ücretle çalışan oranı %9'du. Ama bugün %60'ları bulmuş durumda. Yani bu ülkedeki çalışanların %60'ı asgari ücretle çalışıyor. Hatta önemli bir kısmı asgari ücretle alamıyorlar. Oysa normal ülkelerde bu %3'tür, 5'tir, maksimum %10'dur. Ama bizde %60'larda. Bu ne anlama geliyor? Sizin toplumunuz ırgat toplumuna dönüşmüş. Yani karın toplum çalışan bir topluma dönüşmüş. Yani kimsenin bu ülkeyi bu noktaya getirme hakkı yoktur. Bakın başka bir örnek vereyim. Mevcut iktidar ki daha önce de söylemiştim ilk 10 yılında çok başarılı işleri de yaptılar. Ama ikinci 10 yılında maalesef bu ülkeyi ciddi oranda tarif eder. Ciddi oranda dünya ortalamalarının altına düşürdüler. Yani daha önce dünya ortalamalarının altında aldılar ülkeyi. Dünya ortalamasının üstüne çıkardılar 2012-13'lere kadar. Işte özellikle Sayın Babacan'ın ekonomi yönettiği dönemlerde. Şimdi tekrar dünya ortalamaların oldukça altına düşürdüler. Bakın bugün dünyanın ortalama dünyadaki 8 milyarlık dünyanın bir kişiye düşen milli geliri 13 bin dolar. Yıllık 13 bin dolar. Türkiye'ninki 8-9 bin dolar arasında. Yani neredeyse %40 daha aşağıda. Oysa 2012-13'lerde %40-50 daha fazlaydı. Birçok açıdan yani daha bir sürü açıdan dünya ortalamasının altına düşürüldü bu ülke. Oysa bu iktidar, iktidar devraldığından bugüne Cumhuriyet tarihinde kullanılan kaynakların toplamından kat kat daha fazla kaynak kullanmış. Ama maalesef bu ülkenin küresel ekonomi ekonomideki payı bir santim oynamamış. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti toplamından kat kat daha fazla kaynak kullanacaksınız. Ama ülkemizin küresel ekonomideki payı bir santim ileri gitmeyecek. Bunlar bu iktidar bu ülkeyi devraldığında ülkemizin küresel ekonomideki payı 0.80-0.85'lerdeydi. Bir ara 2012-13'te 1.24-25'e kadar çıkardılar ki başarılı bir dönemleri vardı. Ama şimdi tekrar 0.80-85'lere çektiler. Peki bu kadar kaynak nereye gitti? Bunu sorma hakkımız var değil mi? Yani bir vatandaş olarak bunu sorma hakkımız var. Ya. Cumhuriyet döneminin toplamından daha fazla kaynak kullanmışsınız. Hem de kat kat. Ama ülke ekonomimizin dünyadaki payı bir santim ileri gitmemiş. O zaman bu kaynak nereye gitti? Vatandaşın cebine girmediği kesin. Girmiş olsaydı ülkemizin dünyadaki payı artacaktı. O zaman nereye gitti bu kaynak? Bilmiyoruz. Hani Nasrettin Hoca sormuş ya eve iki kilo et almış. Hanım da bir grup arkadaşıyla onu kebap yapıp yemişler. Akşam gelmiş et yoktur. Hanım et nerede deyince demiş kedi yedi. Hoca kediyi getirip tartmış. Kedinin normal ağırlığı. İyi de hanım demiş. Yani bu kedi ise demiş et nerede? Yok bu tarttığımız etse kedi nerede demiş yani. Bu kadar kaynak girmiş ekonomiye. Cumhuriyet tarihinin özelleştirme toplamının 10 katı. Cumhuriyet tarihinin yabancı sermayesinin 15 katı. Cumhuriyet tarihi borçlanmasının 4 katı, 5 katı kaynak girmiş bu ülkeye. Nerede bu kaynak? Belli değil. Tahmin etmekte de zor değil tabii. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam.